Yılın Okul Kültür Sanat Projesi, Gökyüzünde Açan Öyküler. Yazmak çok zor gelir öğrencilere. Bırakın öykü yazmayı, küçücük bir paragraf yazmalarını istediğinizde sanki ip üzerinde cambazlık yapmalarını istemişsiniz gibi dehşete kapılırlar. Ama bu sefer öyle olmadı. Sene başında okulumuza yeni gelen ve edebiyat dersiyle yeni tanışan 9. sınıflarla yola çıktığımız ilk günden beri bu metin türünü öğrendik. Nasıl yazılır, çeşitleri nelerdir, tarihsel gelişimi nasıldır? Üstelik bir sürü de öykü okuduk. Sonunda sıra yazmaya geldi. İşte o zaman daha ikiletmeden yazmaya başladı bazıları. Meğerse anlatacakları varmış diye tanımlıyor edebiyat öğretmeni Ezgi Koşak. Diyarbakır Hani, Borsa İstanbul, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bir araya gelerek Gökyüzüne Açılan Öyküler kitabını çıkardı. Kimisi neşeli, kimisi hüzünlü bazı öyküler var burada. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin meslek derslerinde geliştirdikleri değerler eğitimini, kültür derslerinde de kullanmaları amacıyla yola çıkılan projede, öğrencilerin ahlak, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi, saygı gibi daha birçok değer üzerine yazdıkları öyküler toplanıp bir kitap haline getirildi. Gökyüzünde Açan Öykülerde 14 öğrencinin 15 öyküsü bulunuyor. Proje ile öykü yazarı öğrenciler taltif edilirken, çalışma diğer öğrenciler açısından da teşvik edici oldu.